Allah. Ama. Ay, teşekkür ederim. Topuk da gitti. İyi misin? İyiyim. Taksiliğe bak ya. Arabanda yedek ayakkabın vardır mutlaka. Maalesef. Taksiyle geldim zaten. Efendim Gaye. Ya geldim, kapının önündeyim ama topuğum kırıldı. Mecburen eve geri döneceğim. Saçmalama, bu şekilde tabii ki de gelemem. Ya ben sana zaten haber veririm. Tam bilmiyorum. Tamam, bakarız. Belki geri gelirim. Hadi bay bay. İstersen seni bırakabilirim. Yok, teşekkür ederim. Daha tanışmıyoruz bile diyorsan, ben Mert Semihoğlu. Tanıyorum seni Ankara'dan. Ben de bir şey demedim, belki hatırlamamışsındır diye. Sonra karizma dağılmasın. Düğünde aynı masada oturmuştuk. Sude'nin düğünü. Evet. O zaman seni bırakmamda bir sakınca yok aslında. Peki. Tamam. İstersen ayakkabını değiştirmeni de bekleyebilirim. Hatta seni tekrar buraya bile getirebilirim. O kadar uzun vadeli planlar yapmayalım. Anlaştık. Kaydımı buraya aldırdıktan sonra okul biraz aksadı tabii. Ha, yoksa hep çok başarılıyımdır diyorsun yani. Ya her zaman değil. Sen en son görüştüğümüzde yüksek yapıyordun. Geçen yaz bitirdim. İşe güce yoğunlaştık. Bayağı yoğunsundur o zaman. Hem de nasıl. Bazen bateri çalmaya bile fırsatım olmuyor. Sen bateri mi çalıyorsun? Evet. Küçük bir grubumuz bile var. İnanmam. Gerçekten arkadaşların evinde konser falan veriyoruz. Yemin ederim. Ya ben senin bateri çaldığını bilmiyordum. Aslında bir yerlerde müzikle ilgilendiğini okumuştum ama. O kadar işte. Öyle arada dinlenmek, eğlenmek için çalıyoruz. Buradan. Geldik. Ne çabuk. Aa, ben de fark etmedim. Lafa dalmışım. Hadi ayakkabını değiştir gel o zaman. Bekliyorum. Aa, yok, teşekkür ederim. Ben de seni geri götürürken biraz daha laflarız diye hayal ettim. Ama kulübe gitmek için geç oldu. Hem bakarsın yine topuğum kırılır. Sen yine yardımına koşarsın. Şansıma bu kadar güvenemem ben. Bir dahaki görüşmemiz böyle yarım yamalak olmasın o zaman. Yani eğer sen de istersen yarın akşam daha uygun bir saatte, daha sağlam bir topukla buradan alayım yine seni. Olur mu? Olur. 7:30. Tamam. Tamam. Seninle yeniden tanıştığıma çok sevindim ben de. Neredeyse Cinderella masalına inanacağım. İyi geceler. İyi geceler. Annem evde mi? Ender Hanım, salonda. Anne! Anne! Ne oldu? Sence olabilir mi? İnsan böyle ilk görüşte aşık olabilir mi? Sakın. Anne, ben aşık oldum. Allah aşkına Meltem, yeni bir iş açma başıma. Mert Senihoğlu. Efendim Mert Bey? Ayşe'cim, rahatsız ediyorum bu saatte. Estağfurullah, buyurun. Çok önemli bir işim çıktı. Yarınki seyahatimi biraz erteleyeceğim. Tabii, hemen hallederim. Tamam, teşekkürler. Rica ederim efendim. İyi geceler. İyi geceler. Ya oradan buraya kadar nasıl geldik hiç anlamadım bile. O kadar hoş bir adam ki. Nasıl da güzel konuşuyor. Buraya kadar hiç susmadan konuştuk. 15 dakika. Nasıl kibar, nasıl hoş. Kızım, kendini kaptır istemiyorum ben. Ya ikimiz de birbirimize karşı uçuştuk resmen. Öyle güçlü bir elektrik oldu ki aramızda. Hep öyle olmaz mı zaten? Yok, bu başka. Ya inanamazsın. Meltem, gözünü seveyim. Ne olur yavaş yavaş, ha, sakin sakin, hiç acele etmeden. Yarın yemeğe çıkacağız. Ha, ben ayakların yerden kesilsin istemiyorum kızım. Geç kaldın. Mersi.
Reşat Yaşaran taburcu edilmiş. Selim Yaşaran'dan hala haber yok ama. Ne yapıp edip onun kurtulmasını sağlayacaklar. Biraz da benle ilgilensen diyorum. Seve seve. Kahvaltıda birbirimizin yüzü yerine gazeteye bakacak kadar eskimedik daha. Koskoca bir hafta oldu. Sana aşık olduğumu anlamama yetti ama. Ben de bir haftadır ayaklarım yerden iki karış yukarıda geziyorum. Sana sadece aşık mıyım? Yoksa deliler gibi seviyor muyum seni? Farklı şey mi ikisi? Bilmem. Yaşayıp anlayacağız.